MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Gürkan Gülay, Zonguldak Sakatlar Derneği, Zonguldak Şube Başkanlığı'na yaptığı ziyarette özel halk otobüsleri hizmetini veren şirketimize yönelik bazı eleştirilerde ve ithamlarda bulunmuştur. Şu hususu özellikle hatırlatmakta fayda olacağı kanaatindeyiz. Tüm personelimiz ile birlikte özverili ve fedakarca çalışmaktayız. Çalışmaya da devam edeceğiz. Şirketimiz Zonguldak Belediyesi özel halk otobüsleri işini son teknoloji ve hizmet vererek yapmaktadır. Zonguldak Belediyesi ile yapılan sözleşmemize engellilere ilgili olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerde de engellilerle ilgili olarak gerekli tedbirleri almak üzere 2015 yılı sonuna kadar süre uzatılmıştır. Sayın Gülay'ın önce aday olduğu belediye başkanlığı ile neyi amaçladığını Zonguldak kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Ancak açıklayamayacağından dolayı biz açıklıyoruz. Sayın Gülay Zonguldak Belediyesi'ne ait Kozlu Sahil yolunda kiracı olarak bulunduğu dükkanında Zonguldak Belediyesi'ne kira ve de su bedelini ödememektedir. Büfe olarak kullanılması gereken alanı da imar kanununa aykırı olarak genişletilmiş ve o alan ile ilgili olarak da yıkım kararı bulunmaktadır. Ancak yıkım kararı uygulanmamaktadır. Hal böyleyken hususları unutan Sayın Gülay bilmediği ve araştırmadığı bir konuya fikir beyan etmektedir. Önce kendisine ait kaçak dükkanın yıkılmasına çare olarak aday olduğu Zonguldak Belediye Başkanlığı'na başkan olması halinde kendi dükkanı hakkında nasıl bir karar alacaktır? Yıkım kararını uygulayacak yoksa imar tadilatı yaparak kendisine menfaat mi sağlayacak? Bu nedenlerden ötürü herkesin kendi işini yapması gerektiği kanaatindeyiz. Bilmediği bir işte yorum yapan ve karar alan Sayın Gülay'ın düştüğü durum düşündürücü ve üzücüdür. Engelliler ile ilgili olarak şirketimize düşen bir husus olduğunda engelli vatandaşlara bizim kendisinden fazla düşüneceğimiz aşikardır. Bu kapsamda Sayın Gülay'a kendisi bu konularda fazla yormamasını öneriyoruz. Şirketimiz hedef alıcı sosyal belediyecilik üzerinden şirketimize yapılan eleştiri ve ithamları kabul etmemiz mümkün değildir. Zonguldak Belediye Başkanlığı'na adayı olanların günlük siyaset gütmek yerine projelerle hareket etmesi gerekmektedir. Bu nedenle adaylarının da kullandığı cümleler ve ithamlara da dikkat etmesi gerekmektedir. Ucuz yöntemlerle şirketimiz üzerinden prim yapılmasına şirketimiz müsaade etmeyeceğini de hatırlatırız. Ayrıca özel halk otobüsleri işinin mevcut dolmuşlarla birleştireceğine dair düşünceleriyle belediyecilikten ne kadar uzak ve yabancı olduğunu göstermektedir. Sayın Gülay'ın hayalini kurduğu husus tekelcilik olup bu durumda vatandaş kazanmış olmaz. Bu hususu ilkokul çocukları bile bilmekteyken kendisinin düşünememesi fazlasıyla düşündürücüdür. Bahsettiği durumda vatandaş ne kadar fiyata taşınabilecek? Bugün olduğu gibi vatandaş dolmuşlardan daha ucuz olarak seyahat edebilecek mi? Sayın Gülay'ın engelli ve diğer vatandaşlara ne kadar düşündüğü de ortadadır. Zonguldak kamuoyuna saygı duyurulur.